Start'tan hepinize iyi akşamlar. Bu hafta konuklarımız geride kalan hafta sonu gerçekleşen 36. Fiat Rally'sinin kahramanı Volkan Işık ve takım direktörü Koray Kafkas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bildiğiniz gibi Volkan Işık Avrupa Rally Şampiyonası'nda Fiat Motorsporları olarak bu yıl koşan tek Türk pilotu. Koray Kafkas da Fiat Motorsporları'nın direktörü, takım direktörü. Volkan, gözler senin üzerindeydi. Hafta sonu Avrupa Rally Şampiyonası'nın, kıtalar arası rally şampiyonasının ve Türkiye rally şampiyonasının ikinci ayağını oluşturan 36. Fiat Rally'sinde muhteşemdi. Gerçekten muhteşemdi. Bir terslik yaşamasaydın da ya birinci ya ikinci olacaktın son etapta. Muhteşem gittin ve Türk otomobil spor tutkunları seni inanılmaz derecede alkışladılar. Belki arada İtalyanlar da vardı, onu bilemiyorum. Var mıydı Koray? Vardı. Bir kere hani Volkan'ı ne kadar tanısalar da, hatta onların içinden de Volkan'la yıllarca birlikte çalışmış olan arkadaşlar olsa da Volkan'ın bu kadar yarışı force edip kendi egemenliğinde götüreceğini işin açıkçası kimse beklemiyordu büyük ihtimalle. Çünkü cumartesi akşamı Peugeot'cular yemeğe geldiklerinde bütün konuşma Volkan'ın üzerineydi. Böyle hani... Sen Türksün, etapları bilirsin. O tarz değildi, hayır. O tarz konuşmalar olmadı ama hani bizim otomobillerimiz biraz daha farklı olmasına rağmen hani Volkan'ın gerçek kimliğini algıladıklarını ima ettiler. Peki, ima ettiler ama biz de bir yanlış yaptık galiba. Etapları tersinden vermemiz senin işini zorlaştırdı mı? Evet, tabii aslında yabancı basının en çok sorduğu soru oydu. Etapları iyi biliyor musun? Etapları uzun süredir yarıştı mı burada diye. Aslında %50 eski etaplar diyebilirim. Hepsi yeni geldi bize. Ters olması da aynı şekilde. Bildiğimiz etap sayısı çok azdı. Zaten 2005-2006'da burası verildi. Daha çok yeni bir yer. Daha önceden bilinmeyen bir yer. Düz verilseydi birincilik şansın ciddi şekilde artar mıydı? O zaten çok az bir fark vardı. Aslında ben çok fazla yarışın birinciliği için start almadım. Avrupa Şampiyonası'ndaki pozisyonu düşünerek de start aldım. Yarışı kazanmaya konsantre değildim esasında. Yarışın içerisinde belki öyle bir ihtimal doğdu ve ihtimalimizi biraz daha arttırdık. Ve yüklendim. Evet, yüklendim ama benim için yarışı kazanmaktan ziyade etaplardaki performans da önemliydi. Ve hep Avrupa Şampiyonası'na konsantre olarak güvenli ve hatasız gitmeye de çalıştım büyük bir çoğunluğunda. Bazen tempomuz yükseldi. Çok yükseldi hem de. Çok yükseldi. Ne kadar yükseldiğine bakalım mı? Bakalım. Peki. Görüntülerimizi izleyelim. 36. Fiat Rally'sinde Volkan ne kadar hızlandı, hep birlikte şahit olalım.